Herhangi biri olduğuma inanıyordum. Babam gibi, dedem gibi, hatta büyük büyük dedem gibi. Beni parmak ile göstermenize neden olacak tek bir özelliğim bile yok. Olmasını da istemem. Sıradan okullarda, sıradan öğrenciler gibi okudum. Ne çok başarılı oldum ne de çok başarısız. Çizgimi hiç bozmadım. Üniversite bittikten sonra iş ararken polislik sınavlarına girdim. Ortalama bir derece ile kabul edildim ve sonra gene ortalama bir başarı ile polis oldum. Sıradan bir ilçenin sıradan bir karakoluna sıradan bir memur olarak atandım. Gündüzleri sıradan evrak işleri yaparım. Bazı geceler devriyeye çıkarım. Birkaç alkolik, 2-3 serseri ya da bazen 1-2 esrarkeş enseleriz. Hiçbir zaman kişisel bakmam olaya. Bu insanlara ne empati beslerim ne de kin. Onlar benim için sadece ay sonunda cüzdanıma yansıyacak ekstra puanlardır. İş bulduktan sonra evlendim. Evliliğim bile kişisel bir durum olmadı benim için. Evlenmem gerektiği için evlendim. Neden evlenmem gerektiğini sorgulamak benim işim değil. Düzen böyle. Herkes evlenir ve yuva kurar. İki kızım var. Biri 5, diğeri 3 yaşında. Oğlum olması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kişisel değiller. Belki bir sonraki çocuğum erkek olur. Olmayacak. Çalışmalar yarım kalmak zorunda kalacak. Çünkü kişisel bir şey bulacağım. Kişisel kıyametim. Kapıyı çalmadan kırıp bildiğim hayatımı yok edecek. Bir öğleden sonra belediye zabıtaları bizden destek istediler. Semtimizin sıradanlığını bozan bir çöp evi boşaltmak isterken ev sahibinin direnişiyle karşılaşmışlar. Aslında bu tür olaylara karışmayı hiç istemem. Evraklar ne kadar sıkıcı olsalar da evini çöp yığınlarıyla dolduran istilciler kadar sorun çıkaramazlar. Ancak çoğu memur yıllık tatilde olduğundan istifçinin evini boşaltmaları için zabıtalara yardıma gitmek zorunda kaldım. Eve istiflenmiş çöplerin kokusunu genellikle sokağın başından bile alabilirsiniz. Psikiyatrlar istifçiliğin nedenini takıntı olarak açıklarlar. Bu insanlar tam anlamıyla deli değillerdir. Sadece bir gün işe yarar düşüncesiyle hiçbir şeyi atmayan insanlardır. Bir süre sonra takıntıları ilerler ve yolda gördükleri çöplerin bile işe yarayacağını düşünürler. Psikiyatrlar bu insanlara deli demez. Ben ise zır deli derim. Onlar için rengi sararmış eski bir evrak, yarısı yanmış bir pet şişe gibi materyaller bile kullanışlı olabilirler. Onlar için herhangi bir eşya bile kişiseldir. Gördüğümün, duyduğumun aksine bu evden ağır bir koku yükselmiyordu. Dairenin kapısına geldiğimde iki zabıtanın kendi aralarında pis pis güldüklerini gördüm. Kendilerine çeki düzen vermeleri için bir süre onlara dik dik baktım. Onlar da kendilerine çeki düzen verdiler. Kişisel bir durum değil bu. Sıradan bir hiyerarşi gösterisi sadece. Durumun ne olduğunu sorduğumda kendim görmem gerektiğini söylediler. İçeri girdim. Çoğu çöp evde her yer dağınık olur. Çöpler sadece onları istifleyenin anlayabileceği, tek bir kişinin bilebileceği düzende yerleşmiş olurlar. Geri kalanlar için sadece kaos olarak görülecek bir düzen. Bu evde ise en bakar kör bile belli bir düzen olduğunu fark ederdi. Sayısız nesnenin her biri el yapımı raflara özenle dizilmiş vaziyette duruyordu. Bir düzen içinde olduklarını görüyordum. Ancak düzeni anladığımı iddia edemem. Eminim istifçi için şu bıçağın bu küreğin yanında olmasının bir anlamı vardı. Her duvara monte edilmiş raflardan, tüm boşluklara yerleştirilmiş katlı sehpalardan dolayı adım atmak bile zordu. Yolları dar ve labirent gibi olan bir mağarada yürümeye benziyordu. Evin içinde yolumu kaybetmeden istifçiyi aramaya çalışıyordum. Sonunda içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı bir odada çırılçıplak vaziyette onu buldum. Bağdaş kurmuş, yere bakarak oturan istifçi kadındı. Zabıtaların neden pis pis güldüklerini o zaman anladım. Odaya girmeden bir süre kapıda kala kaldım. Hayatımda gördüğüm en ilginç manzaraydı. Ne yapacağıma karar vermem zaman aldı. Sonunda odaya adım attığım anda kadın acı çeker gibi irkildi. Kafasını hızla kaldırıp bana baktı. Keskin ve biraz da ürpertici bir hareketti. Yalan yok. Bir an korktum.
anlam veremediğim bir korkuydu. Beni öldürmeye mi geldin diye sordu. Çöpleri istifliyor diye onu öldüreceğimi sanıyor. Delilik liginde zorlamadan zirveye oynar bu kadın. Hayır dedim. Neden öldüreyim sizi? Sadece komşular şikayet etmiş. Belediye evdeki çöpleri boşaltacak. Galiba biraz güçlük çıkarmışsınız. O yüzden bizden yardım istediler. Polis olduğumu fark etmesi için gömleğimdeki armayı parmağım ile işaret ettim. Ama bana bakmadı bile. Gözlerini gözlerimden bir an olsun ayırmadı. Beni tanımadın mı dedi. Tanımam mı gerek? Cevap vermedi. Aynı soruyu kendime tekrar sordum. Onu tanımam mı gerekiyor? Tamam. Psikiyatrlar istifçiler hakkında ne derse desin bu kadın kesinlikle zır deli. Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Evi temizlesinler. İsterseniz sizi de bir hastaneye gösterelim. Ne dersiniz? Duyup duymadığından bile emin değildim. Kadın sanki bizim dünyamızdan değil gibi davranıyordu. Gözleri gözlerimde öylece duruyordu. Sanki bir şeyler arar ya da okur gibi. Bakışları üzerimde bir ağırlık oluşturdu. Tarif edemeyeceğim bir rahatsızlık veriyordu bana. Sanki çıplak olan o değil, bendim. İstemsizce bir dürtüyle elim belimdeki silahıma doğru gitti. İşte o zaman bakışlarını üzerimden çekti. Bu evde çöp olan hiçbir şey yok. Farkındaysan kimseye rahatsızlık verecek bir koku da yok. Ne hakla eşyalarımı atmaya kalkıyorsunuz? Bu evde olan hiçbir şey gereksiz değil deyip ayağa kalktı. Çıplak olduğunun ya da benim orada olduğumun farkında değil gibiydi. Yanımdan geçerken onu durdurmak istedim. Ama nasıl tutacağımı bilemediğimden yapamadım. Yanımdan, bana değecek kadar yakınından geçip labirent gibi dizili sehpa ve rafların arasına daldı. Bir anlık duraksamadan sonra onu takip etmeye çalıştım. Sanki eşyalar ona yol açıyor da benim önümü kapıyorlar gibiydi. O ne kadar rahat adımlıyorsa yolu ben o kadar zorlanıyordum. Göz ucuyla onu takip ettiğimden sürekli bir şeylere çarpıyordum. Tam onu kaybettiğimi sandığımda tekrar önümde belirdi. Elinde bir kartvizit var. Kartvizite bakılırsa istifçimiz bir avukattı. En azından bir zamanlar öyleymiş. Haklarımı biliyorum dedi. Ben bir deli değilim ve bu ev bana ait. İstersen beni hastaneye götür. Sonuç değişmeyecek. Sadece eşyaları attığınız için seni ve kapıdaki iki salığı dava ederim. Bir dava ile uğraşmak istemezsin değil mi? Her ne kadar zır deli de olsa kadın haklıydı. Dava ile uğraşmak istemezdim. Açıkçası ne yapmam gerektiği hakkında da kanuni prosedürü zerre kadar bilmiyordum. Kadın bir dava açarsa bunu kazanacağından emin görünüyordu. Ne yapmam gerek? Sanırım buradan hemen gitmem benim sade hayatımın bekası için en uygun olacaktı. Ve asla geri dönmemek. Kadına komşularından bir daha şikayet gelirse bu sefer eşyalar ile birlikte gideceğimiz tehdidinde bulunup oradan ayrıldım. Kişisel bir tehdit değil bu. Sadece yapılması gereken bir güç gösterisiydi. Kuyruğu dik tutma çabasıydı. Kadın sadece gülümseyerek karşılık verdi. Dar yolda bana sürtünerek arkama geçti ve boş odaya doğru adımladı. Ben de çıkışa doğru yolumu aradım. Arkamdan geri geleceksin diye seslendi. Bir şikayet almadan geri geleceksin dedi. Kapıda bekleyen iki zabıta ne yapacağımızı sordu. Şikayetin kimden geldiği bilinmiyordu. Bu durumda sadece apartman sakinlerini gezip şikayetlerini savcılığa iletmeleri gerektiğini söyleyebilirdik. Elimizde bir boşaltma emri olmadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Zabıtalara kapı kapı gezip durumu komşulara anlatmalarını söyledim. Apartmandan çıkıp karakola dönmek için yola koyuldum. Bu olay sadece bir anı olacaktı. Tüm sıradan insanların başlarından en az bir kere böyle ilginç bir olay geçer. Her dost sohbetinde anlatılır. Çokça anlatılır. O kadar ki bir çöp evin boş odasında çırılçıplak bağdaş kurmuş kadın hikayesi bile sıradan ve sıkıcı bir hale gelir. Bence olması gereken de bu. Mesainin geri kalanını her gün geçirdiğim gibi evrak işlerini yaparak geçirdim. Dün gece bir bıçakla yaralama olmuş. Savcılığa sevk edilecek bir serseri vardı. Benim için sadece evrak vardı. Adamın biri karısını haşat etmiş. Benim için bir evrak vardı. Liseliler kız kavgasında birbirlerine fena girmişler. Dükkan camları falan hep kırılmış. Evrak falan yoktu. Olur öyle. Biri gider olayı tatlıya bağlardı.
asker kaçağı yakalanmış evrak vardı. Eve döndüğümde artık ne evrak vardı ne de çırılçıplak deli bir avukat. Kapıdan içeriye girerken geride kalan gün benim için dışarıda kalırdı. Nasıl geçti hayatım günün? Nasıl geçsin? Aynı. Karım bana hayatım diye seslenirdi. Gerçekten hayatı falan olduğum yoktu tabii. Görücü usulü evlendik biz. Kişisel bir şey yoktu ortada. Arkadaşlarından duymuştur bu hitabı. Bana hayatım diyerek aramızda gerçek bir sevgi varmış gibi yapıyordu. Başka türlü katlanılmazdı ki. Sevgisiz bir evliliğe şikayetçi değildim. Karımı kendimce seviyordum. O da beni kendince seviyordu. İki tane kızımız vardı. Bizi birbirimize sonsuza kadar bağlayacak bir bağ. Fazlasına ihtiyacımız yoktu. Zaten fazlası olamaz da. Aşk meşk gelirdi ve geçerdi. Kadınla erkek arasındaki en önemli bağ çocuklarıdır. Günün ilginç olayını karıma anlattım. Kadının ne kadar deli olduğunu, rahatsız edici bakışlarını anlattım. Evin sadece onun anlayabileceği bir düzeni olduğunu söyledim. Çırılçıplak olduğunu, ilgisini çeken sadece çıplaklık oldu. Ne kadının bakışları ne de işini gayet iyi bilir gibi görünen bir avukat olması karımı onun çıplaklığı kadar ilgilendirmedi. Kadını beğenmiş miydim, beğendim mi? 40'lı yaşlarında çöküşe geçmeye hazır bir kadın vücudu desem 10 yıl sonra karım ile büyük bir sorunum olabilirdi. Beğendim desem şimdiden bir sorunum olurdu. Dikkat etmedim desem şu andan başlayan ve mezara kadar gidecek bir sorunum olurdu. Sorunu ertelemeyi seçiyorum. Yaşlı ve buruşmuş olduğunu söylüyorum. Yaşlanınca onu da beğenmezmişim. Sanki o gün çok beğeniyordum da. İki tane çocuk doğurmuş sıradan bir kadın karım. Çocuklar doğduktan sonra aldığı kiloları vermek için garip diyetler yapan bir manken değil. Onunla birlikte olmak için libidoya ihtiyacım yok. Zaten üçüncü bir çocuk istediğimizden doğal olarak bunu yapmak zorundayız. Benim de 30'larına gelmiş normal bir erkekten farkım yok. Metabolizma yavaşladığı için göbeğim vücudun geri kalanından yavaş yavaş bağımsız bir hale geliyor. Tüm gün oturarak çalışmam bu duruma karşı bir önlem değil. Saçlarındaki yavaş dökülme önlem alamadığım sürece hızlanarak artacak. Neden önlem alayım ki? Babam da dedem de geldi. Sokağa çıkın, biraz dolanın. Gördüğünüz insanların pek çoğunun bana benzediğini fark edeceksiniz. Günler rutinde devam etti. Çırılçıplak avukatın hikayesini birkaç kere anlattıktan sonra ben bile unuttum. Sıradan hayatımı yaşamaya devam ettim. Esrarkeşler, evraklar, bıçaklamalar, evraklar, karı koca kavgası, evraklar, sarhoşlar, evraklar, hırsızlık, evraklar, oto teypleri, evraklar. Yaz böyle geçti, sonbahar geldi. Böyle geçti. Kış da çok farklı değildi. Karakolda içilen çaylar, meslek hakkında konuşmalar, dünyanın çivisi hakkında garip fikirler. Israrla belirtmek istiyorum. Şikayetçi değildim. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sonra salak bir seyyar film satıcısının başı zabıtalar ile biraz belaya girdi. Belediye seçimleri sonrası belediye el değiştirir. Yeni başkan kendi tanıdıklarından ve onların tanıdıklarından yeni bir ekip kurar. Seyyar satıcılar için bunun anlamı zabıtaya verilecek rüşvetin yenilenmesi demektir. Bir satıcı oyunun kuralını pek iyi anlayamamış. Zabıta ile arasında ufak bir sorun çıkmış. Bizim aptal seyyar satıcı sorunu çözmek için bildiği tek yöntemi yumruklarını kullanmış. Evrak sadece evrak olmalıydı. Evrakları düzenle, görevli memura mukavemetten ve kayıt dışı ticaretten savcılığa sevk et, geç. Dayak yiyen zabıtalardan biri yeni zabıta şeflerinden ve avukatın evinde karşılaştığımız zabıtalardan biri olmasaydı sadece evrak olabilirdi. Unutulmuş hikayemi anlatmak için bir fırsat olarak gördüm. Birkaç kişilik dinleyici kitleme hikaye anlattım. Hikayenin sonunda aklıma takıldı. Zabıtaya şikayetçi olanın kim olduğunu sordum. Çıkmadan önce onlara tüm apartmanı dolaşmalarını söylemiştim. Bunu yapıp yapmadıklarını öğrenmek istiyordum. Kişisel bir şey değildi. Hiyerarşi meselesiydi. Zabıta kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi. Koca apartmanda kimse ne kadının deli olduğundan ne de evinin çöp ev olduğundan haberdarmış. Hatta bekar bir kadın olarak
Ev arkadaşları falan gelmediği için kadından çok memnunmuş apartman. O zaman kim şikayet etmiş diye sordum. Cevabı o da bilmiyordu. İlginçmiş deyip geçmem gerekirdi. Ancak bu sefer o kadar kolay olmadı. Kadın hakkında bildiğim çok az bilgi kırıntısı kafamın içinde dönmeye başladı. Evdeki o garip düzen, bir odada hiç eşya olmaması, bakışları ve çıplaklığı. Sahi neye benziyordu gerçekten? Kafamın içinde vücudu hakkında tek bir detay bile kalmamıştı. Saçı neye benziyordu? Kaşları uzun boylu muydu? Hiçbir şey kalmamıştı kafamda. Sadece bana bakarken hissettiğim o çıplaklık hissi ve karışık görüntüler. Bir kişiye ait olmayacak kadar fazla ama yarım yamalak, birleşmeyen detay parçaları. Eve vardığımda bu sefer her şey kapının dışında kalmadı. Kızım okulunda olan ona göre çok ilginç bir şeyi anlatırken aslında ben onu dinlemiyordum. Karım komşunun çocuğunun yaramazlıklarından bahsederken de, televizyonda sevdiğimiz diziye bakarken de, gece yorganı kafama çekip uyuyor taklidi yaparken de aklımda sadece o kadın vardı. Bir anda hem de onu gördükten yaklaşık bir yıl sonra kafamın içinde krallığını ilan etmiş gibiydi. Kimdi? Neydi? Orada oturmuş ne yapıyordu? Evdeki o istiflenmiş eşyaların, çöplerin anlamı neydi? En önemlisi bir yıl sonra neden kafama takmıştım? Sabah işe giderken yolumun üzerinde olmamasına rağmen onun sokağından geçmeye başladım. Bir iki gün sonra akşam eve dönerken de aynısını yapıyordum. Her sabah, her akşam o binayı göz ucuyla süzdüm. Böyle devam ettim. Her gün iki kere o sokaktan geçmek dışında hayatımda gözle görülür bir değişiklik yoktu. Ne karım, ne amirlerim benim bu garip davranışlarımın farkındaydılar. Benim ufak takıntım, ufak sırrım olmuştu. Benim kişisel zevkimdi. Kimsenin fark edemediği değişimler en tehlikeli olanlardır. Ben artık eski ben değildim. Kafamın içinde sanki bir misafir ağırlıyordum. İşe geliş gidişlerimde tüm vücudumun kontrolünü ele geçiren bir misafirdi. Bu süreler dışında benim ben olmama izin veriyordu. Tüm bu saçmalıklara son vermek için bir doktora görünebilirdim. Yapmam gereken de buydu. Her sıradan insan gibi baş edemediğim bir sorunum olduğunda işin uzmanından yardım almalıydım. Almadım. Cevabın modern tıbbımız olduğuna inanmadım. Bana bir cevap gerekliydi. Dairesini bulmak, daha doğrusu hatırlamak işin kolay kısmıydı. Şimdi kapısını çalmak için bir bahaneye ihtiyacım vardı. Hakkınızda şikayet var diyebilirdim. Ne de olsa bir polis şikayetleri göz ardı edemezdi. Kafamın içine yerleşip beni rahatsız etmesini şikayet gerekçesi olarak gösteremezdim gerçi. Apartman kapısından zili çaldım. Kim o diye sorulmadan otomatiğe bastı. İkinci kattaki dairesinin kapısının tokmağına vurduğumdaysa kapının açık olduğunu fark ettim. Kafamı içeriye uzattım. Seslenecekken evin daha önceden gördüğüm gibi bu sıkışıklık ve karmaşa hali dikkatimi yine kendisine çekti. Ben daha seslenmeden o bana içeriye gelin memur bey diye seslendi. Daha önce karşılaştığımız odaya. Bunu nasıl bilebilirdi ki gelenin ben olduğumu? Eşyalar arasında yolumu zor da olsa buldum. Bu sefer üzerinde tek parça bir gecelik vardı. En azından kısmen giyinik olduğu için ona daha dikkatli bakabilecektim. Esmer bir kadındı. Orta boylu, kısa koyu saçlı, kalın kaşlı ve uzun kirpikliydi. Gözleri koyu kahverengi, ağzı geniş, dudakları ince, burnu düzdü. Oldukça sıradan bir görüntüsü var. Benim gibi, babam gibi, dedem gibi, karım gibi. Lütfen beni takip edin. Başka bir odada konuşsak daha iyi olur dedi. Bir şeyler gevelemeye çalıştım ama pek de gerek olmadığını fark ettim. Bindim bir alamete, gidiyordum kıyamete. O önde ben arkada eşyaların arasında oluşmuş labirentten ilerledik. O her zamanki gibi bu sıkışıklıkta hiçbir şeye çarpmadan ilerlerken ben sürekli takılıyordum. Allah aşkına bu ev kaç metrekare? Bana upuzun gelen bir süre sonra sıradan bir evin sıradan bir odasına vardık. Tek fark televizyon olması gereken yerde kocaman bir ayna olmasıydı. Kendisi divana oturdu ve bana karşıda duran koltuğu gösterip oturmamı işaret etti. Bana ne sormak istiyorsunuz? Ona ne sormak istiyorum? Aslında kafamda oluşan binlerce soru var. Ancak tek bir cevap tüm sorularıma cevap gibi. Kimsin sen? Her zaman sadece sonuca odaklı oldun dedi. Bu benim sorumun cevabı değildi. Tanışıyor muyuz?
Bu hayatta bir yıl kadar önce tanıştık ama seni daha önceden tanıyorum. Daha önceki hayatlarımızdan. Sıradan insanların yapacağı şeyi yapmalıydım. Çözümsüz bir sorunla karşı karşıyaydım. Yok sayıp hayatıma devam etmeliydim. İlk adımım oradan gitmek olmalıydı ama yapmadım. Onun yerine deli olduğuna emin olduğun kadının ne demeye çalıştığını merak ettim. Kim miyim? Sorduğun bu mu? Adım Aysel. 41 yaşındayım. Bildiğin gibi avukatım. Son 4 yıldır dulum. Önceki evliliğimin bitme nedeni kocamın bana sadık kalmamasıydı. Ondan aldığım nafaka sayesinde çalışmaya ihtiyaç duymuyorum. Bu yüzden işimi yapmıyorum. Çocuğum yok, olmuyor. Her yolu denememize rağmen hamile kalmayı başaramadım. Hayatımdan o kadar sıkıldım ki sonunda onu yaşamayı bırakıp başka hayatları izlemeye karar verdim. Evdeki eşyaların fazlalığının nedeni de bu. Anlamadın tabii. Şöyle farkında olmasak da her eşya üzerinde izler bırakıyoruz. O eşyaları kullanırken neler düşündüysek, neler hissettiysek eşyanın üzerinde bir yazı gibi kalıyor. Çoğu insan bu yazıları okuyabilir ama çok azı okumayı ister. Hep görmezlikten gelinen ezik sınıf arkadaşı gibidir bu yetenek. Onunla birlikte görülmek bizi de onun gibi ezik yapar diye korkarız. Bizi diğer herkesten ayıracak bir yetenek, herkesten ayrılmak demek aslında yalnız olmak demektir. İnsanlar böyle şeylere inanmazlar. İnsanlarla ya da bu yeteneğe sahip olduğunu söyleyenlere deli gözüyle bakarlar. Bu yüzden dışlanmaktır özel yetenekler. İnsanlar beni dışlamadan ben onları dışladım ve buraya yerleştim. Yeteneğimin üzerine gittim, kendimi zorladım. Bulduğum her nesneyle yeteneğimi biraz daha arttırdım. Okuduğum her nesne bana farklı bir hayat öğretti. Her biri benim için diğerinden daha özel hale geldi. Bu yüzden hiçbirini atmadım. Onları biriktirmemin nedeni takıntılarım değil. Onları çok sevmem de değil. Sadece benden başka kimsenin umurlarında olmayacakları için bu yorgun eşyalara sahip çıktım. Hiçbiri benim değil. Aslına bakarsan onlar artık kimsenin değil. Neden çıplak olarak boş odada oturduğuma ise en kolay açıklanacak olan, düşünürken kendi elbiselerimin ya da farklı eşyaların üzerine yazılar bırakmak istemiyorum. Bu yüzden boş bir odada çırılçıplak olarak düşünüyorum. Biliyorum, bu geniş açıklama bile senin sorunun tam cevabı değil. Sen aslında benim kim olduğumu sormuyorsun. Zaten bir yerden sonra beni dinlemek yerine kendi sorunu daha açık nasıl sorabileceğini düşünmeye başladın. Bu medyumluk saçmalıklarına da pek inanmıyorsun. Senin asıl merak ettiğin nasıl olup da beni takıntı haline getirdiğin, yanılıyor muyum? Yanılmıyordu. Ama bunu dile getirmedim. Kadının deli olmama ihtimalini sindirmeye çalışıyordum. Eğer deli değilse bu anlatsam da kimsenin inanmayacağı hikayelerden biri olacaktı. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre konuşmadan karşılıklı oturduk. Sanki beni değerlendirir gibi bakıyordu bana. Sonunda eliyle divana vurarak beni yanına davet etti. Evcil hayvanını çağırır gibi. Komutu alan beyin bilinçten bağımsızca komutu yerine getirmek için harekete geçti. Yavaşça kalkıp yanına yürüdüm. Aslında daha çok süzülen bir kuş gibi hissediyordum. Sanki hayatım boyunca yaptığım hiçbir hareket bu kadar doğal değildi. Az önce beni çağırmak için kullandığı elinin işaret parmağı ile karşımızda duran aynaya işaret etti. Aynaya bakarken, "Demek bu yüzden ona işaret parmağı diyorlar," diye geçirdim içimden. Aynada ne onun ne de benim aksim vardı. Kafam karışıyordu. Odaklanamıyordum. Aynada başka birilerinin aksi vardı. Önceleri belli belirsiz, yavaşça netleştiler. Hem o hem ben olan başka birileriydi. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ayna hileli olmalı diye düşündüm. Arkasına geçip orada kim var diye bakmak istedim. Bana engel olmadı. Yerimden kalkarken bir önceki doğal duygularımın tam tersine zorlanarak ayağa kalktım ve aynanın arkasına bakmaya çalıştım. Kalkar kalkmaz ayna normale döndü. Mideme kramplar girmeye başlamıştı. Kalktığım yere gerisin geri yığıldım. Tüm vücudum ter içinde kalıyor. Onlar bizim eski yaşamlarımızdı. Birlikte olmak her zaman bizim kaderimiz oldu. Ne kadar hayat yaşarsak yaşayalım ve ne kadar ayrı düşersek düşelim, sonunda hep birbirimizi bulmak zorundayız. Ben senin kurbanınım. Her hayatta öldürdüğün tek aşkın. Söylediklerini ne duyabiliyordum,
ne de anlayabiliyordum. Kafamın içi beyin ile değil sanki civa ile doluydu. Bu kadar ağır olmasaydı kafam belki düşünebilirdim bir şeyleri. Duysan bile anlamayacaksın. Anlasan bile inanmak istemeyeceksin dedi. Sen hep böyle oldun. İnanmadın. Hiçbir zaman ne bana ne kendine inanmadın. Sana bunu göstermenin tek bir yolu var. Dudaklarını bana doğru uzatıyor. Geri çekilmedim. Felç gibiydim. Sadece dudaklarımız birbirine değdiğinde gözlerimi kapatabildim. Hava buz gibiydi. Üzerimde kalın kükler vardı. Ağır bir tipi altında yol almaya çalışıyorduk. Yanımdakinin yüzünü göremiyordum ama o olduğunu biliyordum. Bir mağaraya ulaşmaya çalışıyordum. Yolda tökezledi. Yaralı mı? Evet yaralı. Karnını tutarak yürüyordu. Gitgide yavaşladı. O hız ile başarmamız imkansızdı. Yardım etmeye çalıştım. Olmadı. Saldı kendisini yere düştü. Ben de mi yaralıydım? Saldırıya uğramışız. Taşıyamıyordum onu. Bu soğukta ölüme bırakmaktan başka çarem yoktu. Onu taşımaya çalışsam da ben de güçten düşer, yıkılırdım. Tek mantıklı tercih vardı. Temiz ve hızlı bir ölüm. Gözlerimi açıyorum. Anladın mı diyerek soruyor. Tekrar öptü beni. Her dokunuşunda, her öpüşünde farklı hayatların sonuna gidiyorduk. Her hayatta onu öldürüyordum. Her hayatta sadece yapılması gerekeni inandığım, inandırıldığım davranışı yapıyordum. Bazen cellat oluyordum, bazen bir avcı, bazen sıradan bir marangoz, bazen bir imparator. Değişmeyen tek şey onu öldürmemdi. Yüzlerce aşk, onlarca ihanet, onlarca nefreti tekrar yaşadık. Karim ile yaptığım çocuk çalışmalarına hiç benzemediğini beyan etmeme gerek yok. Tüm gün sürüyor, defalarca sevişiyoruz. Tüm hayatlarımızın anılarını tekrar tekrar yaşayarak. Şimdi diyor, beni öldüreceksin. Hayır, onu öldürmek gibi bir isteğim yoktu. Karısını aldatan ilk erkek ben değildim. Belki bu tür imkansız olanı yaşayan ve bunun farkında olan da bir erkek değildim. İnsan olmanın en güzel yanı, yeterince bahane ve kendini ikna ile her şeyin sıradan görülebilmesidir. Karımı boşamam gerekmez. Metresi, yasak aşkı olan ilk erkek ben olamam ya. Bir şey daha var dedi. Sen de benim gibi tüm hayatlarında kısırdın. Yalan. Benim çocuklarım var. Bu kadın kesinlikle delirmiş olmalıydı. Bu kadın bir büyücü. Evin bir yerlerinde bir tür uyuşturucu etkisi olması lazımdı. İstifçi, psikiyatrlar, istifçi olanlar takıntılı insanlardı derdi. Beni takıntı yapmış olmalıydı. Bir yerlerde görmüştü. Kafayı bana takmıştı. Bu kadın zır deliydi. Karım asla beni aldatmazdı. Çocuklar, onlar benim çocuklarımdı. Yalan diye bağırdığımı hatırlıyorum. Her zaman gerçekler karşısında kendini böyle savundun. Her zaman kendi inandıkların senin için tek doğru oldu. Yalan söylüyordu. Bu sapık kadın yalan söylüyordu. Onlar benim çocuklarımdı. Korku insanı sadece heyecanlandırmaz. Bazı korkular insanı öfkelendirir. Tüm hayatımın yalan olduğunu söylüyordu. Fantastik bir filmden korku filmine geçiş yapmış gibiydim. Gerçek korku filmlerinde cinler, periler, vampirler, zombiler yoktur. Gerçek bir korku filmi tüm hayatının yalan olduğunu öğrenen bir adamın biyografisidir. Korkuyorum. Korku insanı sadece heyecanlandırmıyor. Korkumun kaynağı inkar etmek istedim. Yattığım divandan kalkıp odada volta atmaya başladım. Ayağım kıyafetlerimin arasındaki sert bir cisme çarptı. Silahım. Ne olduğunu anlamadan silahı elime alıp kafasına dayamıştım. Yalan söylediğini itiraf etmesini istedim. O ise gözlerini kapadı ve söylediklerimin kelimesi kelimesine doğru olduğunu sen de biliyorsun dedi. Bir gün için çok fazlaydı. Yüksek bir patlama sesi. Sonrası mutlak sessizlik. Kimse beni görmeden apartmandan fırlayıp eve koştum. Eğer herhangi biri beni gördüyse cinayet masasının olayı çözmesi saatlerini bile almazdı. Eve vardığımda ruh gibiydim. Karım ne olduğunu sordu. Cevap vermedim. Hemen duşa girdim. Neden bu kadar sarsıldım ki? Yüzlerce hayatta, yüzlerce defa katil olmuştum. Her hayatta onu öldürmüştüm. Hayır, yalandı bunlar. Ama oldu işte. Oldu. Haklı çıktım. Öldürdüm onu. Hayır, anlamanın tek bir yolu vardı. Duştan çıkıp kızların odasına gittim. Güzel, ikisi de uyuyordu. Odadan çıktığımda karımı karşımda buldum. Ne olduğunu soran gözler ile bakıyordu.
onu salona çektim. Elimden geldiğince soğukkanlı davranmaya çalışıyordum. Karıma bugün bir şey öğrendiğimi söyledim. Ben kısırım, saçmalama, çocuklarımız var bizim dediğinde gözlerinde bunun ne anlama geldiğini bilen yakalanmış bir kadının bakışları vardı. Tabancam çoktan elimdeki yerini almıştı bile. Kafasından tek bir mermiyle vuruyorum onu da. İşte gene oldu. Gene katil oldum. Tabancayı kendi şakağıma dayıyorum. Çocuklar sese uyanmışlardı. Her ne kadar tohumlarını benden almış olmasalar da onları bu hayatta böyle bir travma ile tek başlarına bırakamazdım. Odalarına gittim. Sonra da kendi hayatıma son verdim. Olay kayıtlara cinnet olarak geçmiştir. Bu hikayenin doğruluğunu sorgulamadım. Beni etkileyen bir hikayeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.